heyecanlı bir derbi maçı var. Derbi maçından önce hep beraber bir aradayız. Malumunuz çok uzunca bir süredir sektör 4.5G'yi konuşuyor. Çok az da bir zaman kaldı. 1 Nisan'da 4.5G'yi Türk halkıyla buluşturuyor olacağız. Biz de çok heyecanlıyız. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de tabii burada hep 4.5G'yi konuşuyoruz, hız konuşuyoruz ama biraz da farklı bir boyutunu beraber deneyimleyelim istedik. Onun için bugün buradayız. Çok kısa bir sunum yapacağım. Ondan sonra da beraber bir servisimizin deneyimini birlikte yaşıyor olacağız. Biliyorsunuz mobil iletişim hayatımızı değiştirdi. Öncelikli olarak yeni nesil bir telefon geldi. Artık her yerde kullanabilir hale geldik. Sonra bu iletişim devrimi bilgisayarları yeniledi. Yeni nesil bilgisayarlarımız oldu. Biz her eve bilgisayar yollamayı, her eve bilgisayar sokmayı hedeflerken herkesin cebine birer tane bilgisayar koymuş olduk. Artık bu akıllı cihazlarla herkesin elinde son derece güçlü birer bilgisayar oldu. Ve internet mobilleşti. Eski dönemde evimizin bir köşesinde olan interneti artık her yerde kullanır hale geldik. Her zaman her yerde kullanır hale geldik. Tabii yeni dünyada şimdi kablosuz teknolojilerin de bir dönüşümünü yaşıyoruz. Yeni bir evreye giriyoruz. Sadece sesin, datanın değil, servisler dünyasında zenginleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu 4.5G ve ötesinde ve 5. nesle doğru giden dünyada eğlenceden, ulaşıma, evlerimizin güvenliğinden, sağlığımıza pek çok noktada değişiklikler bizi bekliyor. Ve bu değişiklikleri tetikleyen önemli güçlerden bir tanesi, şu andaki ana akımlardan bir tanesi mobil iletişim ve mobil iletişimin etrafında yapılan yenilikler. Şimdi 2018'e doğru baktığımızda, hayal ettiğimizde biz ne görüyoruz? Türkçe olarak diyoruz ki 2018 yılına geldiğimizde akıllı telefon penetrasyonu %70'leri geçecek. Bu çok muazzam bir rakam. Yani herkesin elinde çok güçlü birer tane bilgisayar olacak. 4.5G ile akıllı telefon penetrasyonu da %55'leri geçecek. Yani ultra mobil geniş banta ulaşabilen, o güçlü internet erişimini kullanabilen insan sayısı toplumun yarısından fazlasına geliyor olacak. Ve bununla ilgili data kullanımının da 6 kat artacağını bekliyoruz. Bu muazzam bir artış. Yani bugün gördüğümüz data kullanımının 6 katına çıkması. Bunun için tabii şebekenizin çok güçlü olması lazım, yatırım yapmanız lazım, teknolojiye yatırım yapmanız lazım ki bu 6 kat artışı karşılayabilirsiniz. Peki 4.5G bunu nasıl destekleyecek? Birincisi en yüksek hızlar gelecek. Çok hızlı şebekeler hayatımıza girecek. Büyük bir kapasite gelecek. 4.5G ile birlikte alınan frekanslar, bu spektrum aslında sadece hızı ifade etmiyor. Ne kadar çok şeridiniz, frekansınız varsa o kadar da çok kapasiteniz var anlamına geliyor. Daha çok datayı biz mobil iletişim için kullanabiliyor olacağız. Burada yapılan teknolojik gelişmeler, 4.5G'nin arkasındaki teknoloji aynı zamanda düşük gecikme süresi anlamına geliyor. Yani uygulamalar çok daha hızlı respons verir hale gelecekler. Bu da çok daha mission critic dediğimiz uygulamaları ve sadece mission critic uygulamaları değil, eğlence dünyasında çocuğu olanlar bilir, online gaming dünyasında önemli şeylerden bir tanesi bu hızlı tepkime. Ne kadar hızlı tepkime veriyorsa network o kadar da başarılı olacaksınız. Geride kalırsanız maalesef onu sağlayamayacaksınız. Tabii bunlarla birlikte yeni bir ürün servis dünyası olacak. Yıllardır biz de yatırım yapıyoruz ürün ve servislere. Şebekenin gelişimiyle birlikte yeni ürün ve servisler de hayatımıza giriyor olacaklar. Var olan servisler de kendilerini yeniden tanımlıyor olacaklar. Çünkü daha hızlı çalışan bir şebeke, daha güçlü bir şebeke ve daha çok data kullanabilen bir ortamla karşılaşacağız. Tabii bununla birlikte yepyeni servisler de hayatımıza girecek. Ki bugün burada olma sebebimiz bu. 4.5G ile birlikte karşımıza çıkacak olan yeni bir ürünü, yeni bir servisi birlikte deneyimliyor olacağız. Bu servisin adı LTE Broadcast. Şimdi LTE Broadcast, siz basın dünyasından arkadaşlarla bir aradayız. Broadcasting önemli bir şey. Pek çok ortamda medyayı çok fazla insana ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve işimiz her geçen gün video alanında büyüyor. Videoyu da en optimum şekilde, özellikle gerçek zamanlı videoyu en optimum şekilde en çok kişiye ulaştırmanın altında yatan teknoloji LTE Broadcast.
Şimdi broadcast önemli bir teknoloji. Hali hazırdaki şebekelerde biz bir videoyu bir müşterimize ulaştırmak istediğimiz zaman ona dedike, ona özel bir kanal ayırıyoruz. Bugün Turkcell TV'yi izlediğinizde her biriniz Turkcell TV uygulamasını açıp herhangi bir kanalı açtığınızda datadan bir kanal kapasite kullanıyorsunuz. Bu sayı arttıkça tabii şebekenin kapasitesini oldukça yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyor. Unicast teknolojiler kaynaktan son kullanıcıya özel bir kanalın çalıştığı modelle çalışıyorlar. Oysa broadcast teknolojisinde yayını bir noktadan yapıyorsunuz. O yayını, o sinyali alabilen herkes o yayını şebekeden sadece bir kaynak üzerinden bir kişiden 10 kişiye, 10 kişiden 100 kişiye ve binlere kadar sayılarda bu yayını alma şansına sahip oluyor. Bu da var olan şebekelerin üzerindeki yükü çok ciddi anlamda rahatlatıyor. Bunun ne avantajı var? Biraz önce söylediğim gibi kullanıcı sayısından tamamen bağımsız. O şebekede bulunan, sinyal alan ve bu işi destekleyen kişilerin kullanmasını sağlıyor. Daha etkin bir şebeke kullanımının önünü açıyor. Var olan frekansı, kanalı, kapasiteyi çok daha fazla kişiye başka amaçlarla dedike ederken tek bir kanaldan yaptığınız yayınla binlerce kişiye ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Doğrudan LTE hücresinde bir yayın yapabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Özel bir şeyi yayınlamak istiyorsunuz. Sadece o hücrede olan insanlara kanalize edebiliyorsunuz. Yani sadece burayı ilgilendiren bir yayını buraya verebiliyorsunuz ki bugün bir stadyumdayız. Burada yapacağımız bir yayın aslında stadyumdaki kişileri ilgilendiren bir yayın olacak. Deneyimimiz de bunun etrafında olacak. Bunun dışındaki kullanıcıları ilgilendirmediği için onlara gitmiyor olacak. Hücreye özel yayınlar yapma şansına sahip oluyorsunuz. Bir de zengin içerik sunabilme yeteneğine sahip oluyorsunuz. Yani şu andaki deneyimlerimizde, unicast deneyimlerde tek bir kurgu varken multicast deneyimde birden fazla yayını farklı kanallardan sunarak çoklu ortamı da destekleme şansına sahip oluyoruz. Peki bununla neler yapılabilir? Biraz önce söylediğim gibi yayın yapmak için çok muazzam bir teknoloji, video yayını yapmak için kullanılabilir. Ama sadece bununla yetmiyor, uzaktan güncelleme için de kullanılabilir. Mesela hep konuşulur, iOS Android upgrade'leri geldiği zaman insanlar yoğun olarak yükleniyorlar. Örneğin bir upgrade'de kullanıcıların %30'unun ilk gün upgrade yaptığını, bu datayı herkesin teker teker indirdiğini düşünün. Bunu aslında broadcast teknolojisiyle bütün cihazlara yollayabilirsiniz. Sadece televizyon yayını göndermek zorunda değilsiniz. Dijitalleşen diğer ürünlerimizi, dergileri, kitapları, buna benzer ürünleri de yollayabiliriz. Müzik, radyo yayını yapabiliriz. Etkinlik yayını yapabiliriz ki bugün burada bunu deneyimleyeceğiz. Bir etkinliğin içerisinde oraya gelen kullanıcıların zengin deneyim sağlamasını verebiliriz. Acil durum ve güvenlik ortamlarında, güvenlik ihtiyacının olduğu konularda LTE Broadcast'te yayın yapma şansımız var. Ve zaten ilk başta söylediğim gibi televizyon video yayını için de bu teknoloji çok rahatlıkla kullanılabilir. Peki bunun için ne gerekiyor? LTE Broadcast için en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi güçlü bir şebeke. İyi bir şebekeye, bu şebekenin içerisinde iyi bir kapasiteye sahip olmanız lazım. Ki biz Turkcell olarak yıllardır buna yatırım yapıyoruz. Buna da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cihaz desteği önemli. Bu protokolü destekleyen, bu işi destekleyen bir cihaza sahip olmak gerekiyor. Bir de bununla uyumlu bir şekilde çalışan bir mobil uygulamaya ihtiyaç var. Bu üçü bir araya geldiği zaman aslında bu servisi kullanmanın önünde başka bir engel kalmıyor. Bu işin önemli de bir ekonomik değeri de var. Yani var olan şebekeyi etkin kullanmanın yanında bunun etrafında oluşacak iş modelleriyle aslında ekonomide farklı boyutların da farklı iş modellerinin de hayata geçeceğini öngörüyoruz. Burada vereceğimiz birkaç tane istatistik var. 2020 yılında 2 milyar tane LTE Broadcast destekleyen akıllı cihazın olması öngörülüyor. Ve bunun etrafında yapılacak iş modelleriyle 14 milyar dolarlık bir LTE Broadcast pazarının oluşacağı öngörülüyor. Bu Global Mobile Suppliers Association'ın 2020 öngörüleri ki buna bütün terminal üreticileri ciddi anlamda bilgi besliyorlar. Bu rakamlar 2020 yılında muazzam bir ekonominin bizim önümüzde açılacağını söylüyor. Peki bugün ne göreceğiz? Biraz ipuçlarını verdim. Bugün çok güzel bir, modern bir spor salonunun içerisindeyiz. Güzel bir derbi var. Türkiye'nin iki önemli kulübünün basket mücadelesinde bir arada olacağız. Şu anda sahada
4 tane kamera var. Yayıncı kuruluşun sağladığı kameralar var burada. Normalde evimizde televizyonda izlerken nasıl izliyoruz? Bu kameralar yayın alıyorlar. Bir reji masası var. Reji masası bizim için bir kurgu düzenliyor. Ve biz o kurguda ne görüyorsak onu izleyebiliyoruz. Bize neyi replay ederlerse onu görüyoruz. Yayıncı kuruluşun yayınını alacağız ve biz bunu şebekemize taşıyacağız. Turkcell 4.5G şebekesine taşıyacağız. Bu 4.5G şebekesinden LTE Broadcast ile bu yayını buradaki hücreye, yani LTE şebekesine basıyor olacağız. Ve bunu sadece burada bir demo olarak göstermeyeceğim. Hepimizin elinde birer tane cihaz olacak canlı olarak. Canlı bir maçı, canlı bir yayında, canlı bir 4.5G şebekesinde hep beraber izleyeceğiz ve deneyimli olacağız. Tabii bu tip deneyimler insanın teknolojiyle olan ilgisini demolardan çok daha fazla heyecanlandırıyor. Biz de bugün çok heyecanlıyız. Böyle bir denemeyi dünyadaki yapan sayılı şebekelerden bir tanesi olacağız. Diliyorum bundan siz de büyük bir zevk alacaksınız. Özellikle basının iş yapış şeklini de çok değiştirecek bu teknolojiyle önümüzdeki dönemde biz de Türkiye ekonomisine çok farklı ürünler, hizmetler getiriyor olacağız. Hepinize buraya geldiğiniz için, bize katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı bir deneyimi birlikte yaşayacağız. Buna bizimle birlikte katılacağınız için de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum tüm ekibimin adına. Çünkü böyle bir işi daha şebekelerin açılmadığı bir dönemde burada gelip kurdular, hazır hale getirdiler. Hep beraber bu heyecanlı maçla birlikte deneyimli olacağız. Çok çok sağ olun. Thank you.